Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere yepyeni bir demo deneme ile geldim. 7 tane trigonometri sorusu, 1 tane polinom sorusu olan bir demo deneme var karşınızda. Açıklama kısmına linkini bıraktım. İsteyen arkadaşlar indirip çözebilir ve kaç net yaptıklarını ve kaç dakikada çözebildiklerini videonun yorumlar kısmına yazarlarsa sevinirim. Arkadaşlar eğer bu çalışmalarını beğeniyorsanız like butonuna basıp destek olabilirsiniz ya da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Önemli olan bana destek olduğunuzu bir şekilde belirtmeniz. Bir de arkadaşlar akşama problemlerle ilgili demo bir denemem var. Çok bomba. İnşallah akşam bekleyin. Onu da iftardan sonra yüklemeyi düşünüyorum inşallah. Son hazırlıklarını yapıp şimdi demo denememize başlayalım. Evet. Bu arada demo denemenin de patentini alacağım arkadaşlar inşallah. Evet. Tanjant alt eşitlik x olduğuna göre diyor. Bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar sinüs 2x neye eşitti? 2 çarpı sin x çarpı cos x eşitti. Bu arada videonun içinde size 2020 sınavlarında beklediğim soruları da söyleyeceğim arkadaşlar. Burada soruları kendim hazırladığım için ciddi anlamda yazımında vakit alıyor. Bunu bu konuda beni mazur görün. Seri olarak video çekemiyorum arkadaşlar. Soruları çünkü kendim yazıyorum. Arkadaşlar sin 2x eşittir 2 çarpı sin x çarpı cos x. Şimdi ben bunu biliyorum. Burada da ne var? Burada olan ifadeyi bir yazalım. Cos 6 çarpı cos 12 çarpı cos 24 çarpı cos 48. Bakın yarım açı ve toplam fark formülünden 2020'de kesin soru gelir arkadaşlar. Çünkü soru sayısı azaldığı için bunlardan soru sorma şansları arttı. Buraya ne yazmalıyım? Bakın buraya bir sin 6 yazarsam arkadaşlar bir de çarpı 2 yazarsam formülün sağ tarafı elde ediliyor ya. Ama burada bunlar normalde olmadığı için çarpı olarak yazdım. Paydaya da bunları yazmam lazım ki götürsün soru bozulmasın. Arkadaşlar dikkat edin. Şurası kaç oldu? Sağ taraf olduğu için x ile 2 çarpılıyor. 6 ile 2 çarpın ne oldu? Sin 12 oldu. Bakın cos 12 var. Sin 12 var. Ne yok arkadaşlar? 2 yok. O zaman buraya bir 2 koyalım. Buraya da bir 2 koyalım. Arkadaşlar buradan da ne gelir? Sin 24 gelir. Çok güzel. Cos 24 var. Sin 24 var. Ne yok? 2 yok. Bir 2 daha koydum. Bir 2 de buraya koydum. Buradan ne geldi? Sin 48 geldi. Cos 48 var. Sin 48 var. Ne yok? 2 yok. Bir 2 daha koydum. Bir 2 de buraya koydum arkadaşlar. Soruyu bozmak için. Ne geldi buradan? Sin 96 geldi. Demek ki arkadaşlar burası neymiş? Sin 96 bölü 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 çarpı sin 6. Sin 96 neye eşittir peki arkadaşlar? Cos 6'ya eşittir. Çünkü bunu 90'a tamamlayan açı ya da şöyle diyelim. Sin 96'yı şöyle yazın. Sin 90 artı 6 olarak yazın. 90 derecede biliyorsunuz ki isim değiştiriyor. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Cos 6 oldu. Yani burası neymiş? Cos 6. 1 bölü 16'yı başa yazayım arkadaşlar. Şöyle sin 6 da aşağıda kalsın. Şimdi tanjant 6x'miş. Peki o zaman kotanjant 6 nedir arkadaşlar? Tanjantla kotanjantın çarpımı 1 olduğu için biliyorsunuz 1 bölü x olur. Demek ki şurası ne oldu? 1 bölü x oldu. Demek ki 1 bölü 16 çarpı 1 bölü x. Bu da ne olur? 1 bölü 16x olacaktır. Cevabımız ne arkadaşlar? Denizli. Bakın çok dikkat edin. Adana'ya gidebilirdiniz. Adana'ya gidebilirdiniz. Cevabımız ne arkadaşlar? Denizli seçeneği. Cevap Denizli. Şimdi arkadaşlar 2020'de bir tane yarım açı bir tane toplam fark sorusu bekliyoruz. Bakın bu net. Bunun kaçarı yok tamam. Bunu bir yere not alın. Devam ediyorum. Belki birçok arkadaş yanlışlıkla A'yı işaretlemiş olabilir. Lütfen yorumlarda kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı ve süreyi belirtin. AYT'de süre sorunu yok gibi duruyor arkadaşlar ama var. Geçen seneki öğrencilerin çoğu yetiştiremedi. Şimdi sin x eksi cos x eşittir a olduğuna göre bunun bu türünden eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar burada size bazı bilgileri de tekrar etmek istiyorum. Biliyorsunuz böyle bir tane temel soruda genellikle soruluyor denemelerde. Şimdi burada sin x eksi cos x eşittir a var ya bunun bir kaçarı olmadan bir kere bu tür sorularda bunun bir karesini alın. Bunun da bir karesini alın yavaşça. Birincinin karesi sin kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı sin x çarpı cos x. İkincinin karesi artı cos kare x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? A kare oldu. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı ne? 1.
Eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x. O da neye eşit arkadaşlar? A kareye. Buradan sin x çarpı cos x elde edelim. Çünkü şunun küp açılımında bu ifadeye gerek var. Şimdi açtığım zaman göreceksiniz. 1 eksi a kare olsun. Bunu da sağ tarafa atalım. 2 çarpı sin x çarpı cos x. Ne yaptım? Bunu bu tarafa aldım. Şunu da sağ tarafa aldım. Tamam. Burayı 2'ye böldüm arkadaşlar. Burayı da 2'ye böldüm. O zaman ne oldu sin x çarpı cos x? Sin x çarpı cos x eşittir 1 eksi 1 eksi a kare bölü 2. 1 eksi a kare bölü 2 oldu arkadaşlar. Bunun perçinliği. Şimdi devam ediyoruz. Sin küp eksi cos küp ise. Bunun açılımı nedir? Hatırlayalım arkadaşlar. A küp eksi b küp nasıl açılırdı? A eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare şeklinde açılırdı. Şimdi sin küp eksi cos küp x nasıl açılacak? O da sin x eksi cos x. Bakın a yerine sin x, b yerine cos x yazıyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sin kare x artı sin x çarpı cos x artı cos kare x. Arkadaşlarım burada sin x eksi cos x neydi? A'ydı. A'yı yazdım. Peki sin kare x artı cos kare x ne arkadaşlar? 1. Onu da yazdım. Artı sin x çarpı cos x ne? O da 1 eksi a kare bölü 2. Şimdi burayı toparlayıp bitiriyoruz. 2 kere 1 2. 2 bir daha ne yaptı? 3. 3 eksi a kare bölü 2 oldu arkadaşlar. Bunu da a ile çarpın. 3a eksi a küp bölü 2. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Bu sorularda her zaman çarpanlayma bilginizi kullanmanız gerekiyor. Artı arkadaşlar, bakın artı. Burada şu kareyi de her zaman yazıp şu ifadeye artık hakim olmanız lazım. Bunu hızlı bir şekilde hatta ezberinize katabiliyorsanız bile katmanız faydalı. Evet, üçüncü soru. Arkadaşlar üçüncü soru gibi bir soruyu ben kesinlikle sınavda bekliyorum. Bakın. Kesinlikle bekliyorum. Duyanlar yazsın yoruma. Şimdi niye bekliyorum? Trigonometrik denklem çünkü her sene sorulmuş. Sorulmadığı sene görülmemiş. İçler dışlar yapalım. Ne gelir arkadaşlar buradan? Kosekant kare x eksi 1 eşittir. 5 kere 3 15 gelir. Bakın 2 kare fark olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Sorulara güzel ayarladım. Kosekant kare x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 16. Arkadaşlar eğer bu ifade kosekant kare x 16 ise demek ki kosekant kare x 16 ise demek ki kosek x nedir? 4 ya da eksi 4'tür. Ama eksi 4 olma şansı yok. Çünkü buradaki bölgemizden dolayı. O zaman kosekant x ne arkadaşlar? 4. Kosekant ne demek? Bakın her zaman c'nin zıttı unutmayın. C'nin zıttı S. Ben hep aklımda böyle tutmuşumdur. Muhtemelen böyle tutan arkadaşlar da var. 1 bölü sin x eşittir 4. O zaman sin x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 oldu. Sin x eşittir 1 bölü 4 oldu. Peki sin x eşittir 1 bölü 4 ise arkadaşlar gelin bir üçgen çizelim. X 1. Karşı bir hipotenüs ya burası 4. O zaman burası ne olur? Kök 15 olur. Ben size neyi sormuşum? Kotanjant x'i sormuşum. O zaman kök 15 bölü 1'den çünkü komşu bölü karşıdan kök 15 bölü 1'den ne gelir arkadaşlar? Kök 15 gelir. Bakın hızlı çözdüğüme sakın aldanmayın. Bu sorunun benzeri soruldu. Aman uyanık olun arkadaşlar. Bu soru önemli bir soru. Buna benzer sorular her sene soruluyor. İşte geldik bombaya. Arkadaşlar ben bununla ilgili daha önce uzun bir video çekmiştim. 2020'de bakın eğer birim çember çıkmazsa yani bir şey demeyin büyük konuşmayayım ama birim çemberin çıkmama şansı yok arkadaşlar. %99,9 ihtimalle ben çıkacağını düşünüyorum. Çünkü her sene soruluyor. Burada arkadaşlar benim size bir formül göstermem lazım. Daha önceki videoyu dinleyen arkadaşlar görmüştü ama benimle yeni tanışan arkadaşlar var. Onlar da görsünler. Bakınız şurası alfa olsun. Eğer ki bakın hipotenüs biliniyorsa arkadaşlar yani hipotenüs k ise burası k çarpı sin alfa. Burası k çarpı cos alfa. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Bakın bunu bildiğinizi biliyorum. Ama şu formülü birçok öğretmen arkadaş maalesef ki vermiyor. Şurası alfa olsun arkadaşlar. Alfanın karşısı biliniyorsa. O zaman arkadaşlar burası k çarpı cot alfa.
Burası K çarpı kot alfa. Burası da sevgili arkadaşlar K bölü sin alfa. Doğru mu yaptım? Bir ben de kontrol uzun zamandır yapmadığım için unutmuş oluyorum. K bölü K sin alfa. Bir dakika. K bölü K sin alfa. Evet doğru. Arkadaşlar eğer ki alfanın komşusu bilinirse, bakın alfanın komşusu K bilinirse, o zaman burası K tan alfa. Burası da K bölü kos alfa. Bakın dikkat edin buraya. Tamam mı? K bölü kos alfa. Şimdi karşı bölü komşudan doğru. Komşu bölü karşıdan o da doğru. Tamamdır. Bu üç formülü unutmayın arkadaşlar. Size sınavda soruları çözdürecek 3 formül bunlar. Tamam mı? Bak. Buradaki K herhangi bir şey. Yani mesela örnek veriyorum. Bakın şimdi uygularken göreceksiniz. Mesela burası ne arkadaşlar? Alfa. Nereden demiş? Şurada demiş. D, O, C, A, O, B. Şurası da alfa. Bakın burada 1 olan yer burası. Ve şurası. Hatta şunu silelim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Burası 1 olan yer burası. Buradaki 1 olan yer de burası. Radikal bir renk seçeyim. Ne seçeyim? Şöyle dinleyebileceğiniz. Yeşil mi seçeyim? Yeşil nasıl? Burada güzel. Çok da iyi değil. Bir dakika şunu seçelim. Şimdi arkadaşlar burada bakın. Alfanın nesini biliyorum ben? Komşuyu biliyorum değil mi? Bak komşuyu biliyorum. A, B diyor. Komşuyu bilirsem hangisine geliyor? Bak şu formüle geliyor. Gördün mü? Bak şuna geliyor. K yerine 1 yazdın. K çarpı tan alfa. 1 çarpı tan alfa. O zaman bak şurası ne oldu? Tan alfa. Tamam mı? Bak ne kadar kolay arkadaşlar. Şurada ne var? Hipotenüs var. 1 var. Bu 1 ise burası 1 çarpı sin alfa olacak. O zaman şurası da ne? Sin alfa. Belki bazı arkadaşlar diyebilir ki ya hocam hep böyle sormuyorlar. Emin olun bunu bilirsen hepsini yaparsın. Ben denedim yaptım. Yaparsınız. Geometri bilginiz az lazım. Ama yapılır arkadaşlar. Önemli olan bu. AB ne? Tan alfa. Peki CD ne arkadaşlar? Sin alfa. Bu da ne yapar? Tanjant alfa ne? Sin alfa bölü kos alfa. Arkadaşlar bu da ters herif çarpılırsa o da 1 bölü sin alfa olur. Bunlar da birbirini götürse 1 bölü kos alfa. Peki 1 bölü kos alfa ne demektir? Sekant alfadır. Yani cevabımız 4'ün cevabı Adana oldu. 4 Adana. Şimdi 5. soru gibi bir soru. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam bu sorular kolay mı oldu zor mu oldu? Arkadaşlar 5. soru gibi bir soru geçen sene soruldu. Zorluğunu kolaylığını siz kendiniz karar verin. Ben bir şey demiyorum. Sıralama ama sürpriz geldi. Yani sıralama gerçekten o sene beklenen sorular arasında değildi. Değildi. Şimdi pi'ye 180'i 18'e bölün. Burada biraz da özet yapacağım arkadaşlar. 180'i 18'e bölün. 20. 180'i 20'ye bölün arkadaşlar. Ne yapar? 18. Arkadaşlar şunların yerini yer değiştirmesi lazım. Şöyle yer değiştirmesi lazım. Çok da sorun etmeyin. Yani o zaman ne oldu aslında? Onu düzeltelim 2 dakika. Gözümden kaçmış. Orada o zaman 180'i 18'e böl. 18 ile 20 arasında. Yani buradaki A dediğimiz açı var ya arkadaşlar. 180'i 18'e böl. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi 180'i 18'e bölün. 180'i 20'ye bölün. 9. 9 ile 10 arasında. Bizim de kafa artık yavaş yavaş gitti arkadaşlar. 9 ile 10 arasında. Şimdi burada dikkat edin. Devamını nasıl yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Sinüs 90 nedir? 1. Sinüs 0 nedir? 0. Demek ki sinüste açı büyüdükçe ne yapıyor? Değer büyüyor. Tanjant 45 nedir arkadaşlar? 1. 45'ten sonraki bütün tanjant değerleri birden büyüktür. Dolayısıyla 45'ten 90'a kadar olan bütün tanjant değerleri sinüs ve kosinüsten her türlü büyüktür. Tanjant 90'da sonsuz vardır. Bu dediklerimi unutmayın şimdi, tamam mı? Bu sorunun benzeri 2019'da sorulmuştu arkadaşlar. Şimdi 9 ile 10 arasında bir değer alalım. Hatta istiyorsanız 9, istiyorsanız 10 deyin aya. Çok önemli değil. 10 derseniz arkadaşlar, bakın burada 10 diyebilirsiniz çok rahat. Sin 120 eşittir x. Cos 120 eşittir y. Tan 120 eşittir z. Kotanjant 10 eşittir w oldu. Sevgili arkadaşlar hepsini 0 ile 90 arasına indirgemeniz lazım. Sin 120 180'e tamamlamadan dolayı neye eşittir? Sin 60. Hatırlayın. Sinüs 180'e tamamlarken isim değiştirmeden artılı bir şekilde dönüşür. Peki bunu nasıl yazalım arkadaşlar? Bunu
Bunu da 180'e tamamlayalım. Eksi cos 60 olur. Çünkü kosinüs eksili dönüşür. Bir tek sinüs artılı dönüşüyor. Cos 60 da nedir arkadaşlar? Sin 30'dur. Yani bu eksi sin 30 oldu. Yani cos 60 sin 30 olduğu için eksi sin 30 oldu. Arkadaşlar tanjant 120 eksi tanjant 60. Kotanjant 10 da tanjant 80. 90'a tamamlattım bakın. Burada da 180'e tamamlattım. 90'a tamamlamalarda tanjant, kotanjant, kotanjant, tanjant, sinüs, kosinüs, kosinüs, sinüs olur. 180'e tamamlamalarda isim değişmez. Ama bakın şurada özetleyeyim. Mesela sinüs 100 direkt ne diyorsunuz? Sin 80. Ama tanjant, kotanjant ve kosinüs 100'lerde tamam mı? Eksi alarak mesela kot 80 oluyor. Bir tek sinüs artılı dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar buranın patronu kim? Buranın patronu elbette ki tan 45'ten daha büyük olan tan 80 burada en büyük. Yani W en büyük. W'den sonra arkadaşlar bunlar zaten negatif olduğu için büyük olamaz. Daha sonra X. Yani W'den sonra X. Şimdi arkadaşlar artı olsaydı Z daha büyüktü. Fakat eksi olduğu için Z Y'den daha küçük. O zaman Z küçüktür. Y küçüktür. X küçüktür. W şeklinde olacak. Bakın buradaki sıralama tekniğine dikkat edin. Açıları 0 ile 90 arasına düşürüyorum. Daha sonra size şu verdiğim kısa yolu asla unutmayın. Her zaman sinüs ve tanjantı kullanın. Mesela bak kosinüsü sinüse çevirdim. Niye? Çünkü hepsi tek olsun ki kıyaslama kolay olsun arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Biri masanın üzerinde. Öbürü çekyatta. Biri de oturmuş. Bunların bu arkadaşların boylarını nasıl kıyaslayacağım? Kıyaslayamam. Hepsini aynı zemine koymam lazım. Tamam mı? O yüzden burada size tavsiyem budur. Bir başka güzel soruyla da karşınızdayım. Bir güzel renk alalım arkadaşlar. Kalemimi de bir tık kalınlaştırsam sanki daha iyi olacak. Arkadaşlarım kosekant x ne demek? 1 bölü sin x demek. Peki kotanjant x ne demek? Cos x bölü sin x demek. Sin x ile sin x'i çarparsanız ne olur arkadaşlar? Cos x bölü sin kare x oldu. Arkadaşlar sin kare x'i de nasıl yazabiliriz? Hatırlayınız. Konunun en temel kısmından 1 eksi cos kare x olarak yazabilirsiniz. Peki arkadaşlar devam ediyorum. O zaman 1 eksi cos kare x'i de nasıl yazabilirim? 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x olarak yazayım. Tamam mı? Yukarıda da 1 eksi cos x var. Eşittir 1 bölü 3. Arkadaşlar bunlarla bunlar birbirini götürdü. Şimdi işler dışarı yapıyorum. 3 cos x eşittir 1 artı cos x. Bunu bu tarafa atın arkadaşlar. 2 cos x eşittir 1. Cos x eşittir 1 bölü 2 geldi. Cos x eşittir 1 bölü 2 geldi. Secant x demek 1 bölü cos x demek arkadaşlar. Secant x demek 1 bölü cos x demek. Cos x yerine 1 bölü 2 yazın. Ters çevirdiğiniz zaman ne gelir? 2 gelir. Cevap değil. Bunun gibi bir soru arkadaşlar. Bakın videomu inşallah silmeyeceğim. Burada kalacak. %100 2020'de trigonometrik denklemlerle ilgili bir soru gelir arkadaşlar. Bakın ben bu demo denemeyi iki tane koyayım. Bir burada, ikincisi burada arkadaşlar. Özellikle koydum ki bundan soru kaçırmayalım. Şimdi 7. ve 8. sorularımız kaldı. 8'i bilerek polinom soru sordum arkadaşlar. Güzel bir tekrar olsun diye. Şimdi gelelim 7'ye. Şu G arkadaşlar ABCD karesini alanının iki katıymış. Yani bu karenin alanı bu karenin alanının iki katıymış. Arkadaşlar bakınız alan iki katı ama tuzağa düşmeyin. Eğer bunun bir kenarı k ise bunun bir kenarı k kök 2'dir. Neden? Bakın k'nın karesi k kare. K kök 2'nin karesi 2 k kare. Bakın burada bir tuzak yaptım size. Bunun alanı bunun alanı iki katıysa kenarı kök katıdır. Alanla alan oranının kare kökü kenar oranına eşit. Buna dikkat edecektiniz. Birincisi. İkincisi sevgili arkadaşlar. Sin AGF demişim. Bu karenin köşegeni biliyorsunuz ki arkadaşlar 45 olarak gider. Bakın. 45 olarak gider arkadaşlar. Şimdi burada galiba sorunun şeyinde bir hata olabilir. Size ben düzeltip yollarım arkadaşlar. Bir devam edelim. Burada şimdi muhtemelen ben şeyi sordum. Tamam hatırladım. GAF'yi sordum. GAF'yi sordum arkadaşlar. Tamam. GAF. Şimdi burası o zaman şurası da 90 ya arkadaşlar. Bakın burası doğrusal oldu. 90, 90, 180. Burası doğrusal oldu. K kök, K kök. Burası ne oldu? 2K mı oldu?
Sevgili arkadaşlar, GAF olduğu için ben A'dan F'ye de şöyle bir çizgi çizmek zorundayım. Bakın kare olduğu için burası da K. O zaman arkadaşlar şurası 3K, burası K. Toplayın bunları, ne yapar? Kök 10 yapar. Yani demek ki o zaman AF nedir? Kök 10. Çünkü 3K'nın karesi 9K kare. 1K'nın karesi K kare. Toplayın 10K kare. Kare kökü alın. O zaman burası ne yapar arkadaşlar? Kök 10 yapar. Yani K kök 10 oldu. Ben size niye sormuşum? Sin GAF'yi, yani K bölü K kök 10. Arkadaşlar K'lar gitti. 1 bölü kök 10 kaldı. Kök 10 ile genişletin. Ne yapar? Kök 10 bölü 10 yapar. Yani o zaman cevabımız ne oldu? Adana seçeneği oldu. Mükemmel bir soruydu arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada birazcık geometri bilgisi kullanmanız da gerekiyor. Bir de karenin köşegeninin böyle 45 olarak böldüğünü iyi bilmeniz lazım. Yani karenin köşegeni 45 olarak böler. Şu alan tuzağında düşmemeniz lazım. Aslında kolay çözdüm ama bence kolay bir soru değildi. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız arkadaşlar bir daha çizin kendinizde, bir daha deneyin. Yani alanı 2 katı diyorsa kenarı kök katı oldu. 2K oldu. Şuradan şöyle çizim çünkü G, A, F'yi soruyor. Bakın ortadaki açımız A. O yüzden de karşı bölü hipotenüsten K bölü K kök 10'dan kök 10 bölü 10 geldi. Tamam. 8. soru tam 2020'de beklediğim soru tiplerinden birisi. Arkadaşlar çıkmış yılları inceleyin. Çıkmış yılları inceleyin. 2,5 senede bir kere bundan sormuşlar. Bu soru kalıbı çok önemli. Bakın diyor ki gerçel katsayılı baş katsayısı 1 olan 5. dereceden bir polinom şu şartı sağlıyor. Arkadaşlar bu şart ne demek biliyor musunuz? Bakın bu şart sürekli karşınıza çıkıyordur. Bakın eğer içerideki işaret dışarıya çıkıyorsa arkadaşlar, tamam mı? Bu şu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Bu polinom tek dereceli polinom. Tek dereceli polinom. Tamam mı? Yani şöyle demek istiyorum. Eksi dışa hatırlayın. Tek fonksiyon. F eksi x eşittir. Eksi fx oluyorsa tek fonksiyon. Demek ki yani o zaman bunda bu polinom şöyle bir polinom. 1 çarpı x üzeri 5 artı bx küp artı cx. Sabit sayı ve x kare ve x üzeri 4 olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Çünkü bu polinom tek dereceli bir polinom. Tek dereceli bir polinom. Tamam mı? Hani tek fonksiyon vardı, oradan aklınıza gelsin. Bu bilgiyi bakın. Kullandık mı hala? Hala kullanmadık arkadaşlar. Aynı zamanda 2 ve eksi 2 de kök. Şimdi x yerine 2 koyun. Ben birazcık aşağı çekeceğim. 2'yi koyarsak ne gelir arkadaşlar? Aşağıda yazayım o zaman. Daha iyi olacak sizin için. Bx küp artı cx eşittir px. Ne gelir arkadaşlar buradan? P2 ya da px2 de diyebilirsiniz. 2 koyun. 32 artı 8b artı c eşittir 0. Yani 8b artı c eşittir eksi 32 oldu sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bir bilgi daha vermiş bana. P1 eşittir eksi 3. X'e 1 verin. B artı c artı 1 eşittir eksi 3 oluyor arkadaşlar. Bakın X'e 1 verdim. 1 artı b artı c eşittir eksi 3. Bunu da bir tarafa attım. B artı c eşittir eksi 4. B eksi C eşittir eksi 4 oldu. Yalnız şu yukarıda şurayı yanlış yazdım arkadaşlar. Şurası 2C olacaktı. Şimdi burada çünkü X'e 2 verdim. 2'nin 5'ini koydu. 32. 2'nin kübü 8 ve 2 kere C 2C. Şimdi arkadaşlar burada yok etme metodu yapmak için şunu eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2B eksi 2C eşittir artı 8. Taraf tarafa toplarsam bunlar beni götürür. 6B eşittir eksi 24. B eşittir eksi 4 oldu. Yani demek ki arkadaşlar B eksi 4 ise eksi 4'ü yerine koyun C'de 0 oldu. O zaman rengimi değiştiriyorum. Bu polinom nasıl bir polinom? Bu polinom Px eşittir. X üzeri 5. B'si de eksi 4'tü. Eksi 4x küp şeklinde bir polinom. C ise 0 olduğu için yazılmadı. Şimdi P eksi 3'ü sormuşum. X yerine eksi 3 koyun. P eksi 3 eşittir arkadaşlar. X'e eksi 3 koyuyorum. Eksi 3'ün 5'ini koyduğum eksi 243. Eksi 3'ün kübü eksi 27. Eksi 27 ile eksi 4'ü çarpın. Eksi 27 ile eksi 4'ü çarpın. Ne yapar arkadaşlar? Artı 108 yapar. Ve burada arkadaşlar bunu hesaplarsanız 8'den 3 giderse 5. 8'den
3 giderse 5. 3'ten 0 giderse 3. 2'den 1 giderse 1. Ne oldu buradan da? Eksi 135 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız eksi 135. Cevabımız Edirne. Bunlar size düzeltilmiş olarak gelecek. Ben bunları düzeltirim arkadaşlar. Cevabımız eksi 135 olacak. Çünkü önce çözüyorum ki size attığım PDF hem doğru olmuş oluyor. Hem de benim için daha iyi olur. PDF için daha iyi olur. Sevgili arkadaşlar, burada dersimizin sonuna geldik. Eğer bu formatımı beğeniyorsanız, bu çalışmanın devamı gelsin diyorsanız arkadaşlar, muhakkak bir şekilde bana belirtin. Akşama da problemler demo denememi bekleyin arkadaşlar. Akşama bomba bir çalışmayla yine inşallah karşınızda olacağım. Kendinize şimdiden iyi bakın arkadaşlar.